Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda gaz söbürünü motorda özellikle sıcak gazlardan enerji elde ettiğimiz türbin kademesinden bahsetmeye çalışacağım. Yanma odasını anlatmıştık. Sonrasında yanma odasında elde ettiğimiz sıcak gazlar aslında bizim bir sonraki kadememiz olan türbin kademesine gelmekte gaz söbürünü motorda. Dolayısıyla burada türbin kademesinde bir sıcak gaz akışından bahsetmemiz mümkün. Peki türbin kademesinin amacı nedir dersek, türbindeki amacımız bizim sıcak gazlardan mekanik iş elde ederek daha sonrasında bu mekanik işle belirli bir kısmıyla aslında kompresör kademesini çevirmek temel fonksiyon olarak. Çünkü havayı sıkıştırmak bizim için önemli bir parametre motorun çalışması açısından. Temel görevi bu. Ama bunun dışında türbindeki elde ettiğimiz işte biz aslında accessory gearbox veya auxiliary gearbox dediğimiz dişli kutusuna da hareket vermek için mekanik işe ihtiyaç duymaktayız. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz mekanik işi dişli kutusuna da aktarıyoruz. Bunun dışında motorun içinde çalışmasına bağlı tabii ki iç sürtünmeler ve bunların üstünden gelmesi gerekiyor motorun. Türbinde elde ettiğimiz aslında mekanik iş bir miktarı da kayıp olarak bu iç sürtünmeleri yenmekte kullanıyoruz. Turbojet bir motordan bahsettiğimizde aslında burada %60'lık kısmın yanma odasında elde ettiğimiz enerjinin %60'lık kısmının bizim tekrar gazlardan elde edildiğini söylememiz mümkün. Yani yanma odasını terk ettikten sonra sıcak gazlar bunların %60'ı ile %50'si %60'ı civarı ile kompresörü çevirmek için aslında mekanik olarak kullanıyoruz. Bunun dışında kalan kısmı da thrust elde etmek amacıyla egzoza yönlendiriyoruz. Thrust'ı egzozdan attıktan sonra itki gücü olarak elde etmiş oluyoruz. Tabii ki burada aslında motorların tiplerine göre de bu değişimi vermekte fayda var. High bypass turbofan motordan bahsediyorsak burada aslında mekanik işin büyük kısmı fanı döndürmek için kullanılıyor. Dolayısıyla thrust aslında residual hale geliyor. Yani egzozdan attığımız thrust değeri bizim aslında çok düşük miktarda bir thrust yaratıyor. Esas thrust kaynağımız soğuk havadan fanın geriye attığı bypass havasından elde edilmiş oluyor. Ama turbojet motoru bütün hava merkeze ve yanmaya dahil olduğu için thrust değerinin temel kaynağı egzozdan atılan sıcak gazlar olmuş oluyor. Dolayısıyla motor tiplerine göre aslında bunu değiştirdiğimizi söylemek lazım. Bunun dışında tabii turboprop motorlar da mesela veya turboşaft motorlardan da bahsetmek lazım. Dolayısıyla bunlar enerjinin büyük kısmını aslında neredeyse %100'ünü mekanik işe çevirerek dişli kutusu üstünden işte turboşaft motorda olduğu gibi helikopterlerde kullanılan ana rotor pal ve kuyruk palini döndürmede kullanıyoruz. Bunun dışında da rotor gearbox dediğimiz bu rotorlara hareketin iletimini belirli oranda iletimini sağlayan gearbox'a aktarımını sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla motor tiplerine göre aslında türbinden elde edilen mekanik işin thrust'la ilişkisi biraz farklı diyebiliriz. Burada özellikle yanma odasını terk ettikten sonra sıcak gazların kinetik enerjisi, basınç enerjisi ve ısı enerjisi bu enerjilerin hepsini biz aslında alıp türbin kademesinde olabildiğince mekanik işe çevirmeye çalışıyoruz. Türbin kademesi kompresörün tersi gibi düşünebiliriz. Burada aslında biz kademeli olarak bir genişlemeye izin veriyoruz türbinde. Sıcak gazların kademeli genişlemesine izin veriyoruz. Dolayısıyla bu sayede basınçta bir düşüş ve sıcaklıkta bir düşüş elde etmiş oluyoruz. Bu düşüşler sayesinde de mekanik işe çevrilmiş oluyor. Yani türbinde önden arkaya doğru gittiğimizde aslında biz basıncın ve sıcaklığın her bir stage'de, türbin stage'inde düştüğünü söylememiz mümkün. Burada gazların, sıcak gazların hızından bahsedecek olursak yine arkaya doğru bu hızın bir miktar düştüğünü söyleyebiliriz aslında. Tabii burada stage içinde türbinde ki harekette, gazın hareketinde hızlı değişimlerin olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık hızın burada işte 1 mahlardan 0,85 mahlara kadar
düştüğünü söylemek mümkün. Her bir türbin stage'te de gaz sıcaklığının ortalama 200 derece civarında düştüğünü söylememiz mümkün. Türbinin arka kısmına doğru, yani yanma odasından egzoza doğru gittiğimizde yarı çapının veya çapının genişlediğini söylememiz mümkün. Çünkü biz kademeli bir genişlemeye izin veriyoruz demiştik. Türbindeki amacımız buydu. Dolayısıyla bu sıcak gazların hacminin genişlemesine izin verecek şekilde bir yapı, geometri kullanmamız gerekir türbin içinde. Dolayısıyla bunu da arkaya doğru genişleyen bir çapla elde etmiş oluyoruz. Eğer bu çap genişlemesine izin vermezseniz, tasarımsal olarak bunu yapmazsanız, choking efekt dediğimiz gazların geriye doğru gitmesinde bir blokaj oluşur ve bu sıcak gazların egzoza doğru ilerlemesi zorlaşır. Dolayısıyla arkaya doğru gittikçe türbinde aslında enerjilerini kaybettiği için sıcak gaz molekülleri bileklerin daha uzun yapılmasına ve daha geniş yapılmasına da olanak sağlamış oluyoruz. Mantık olarak da böyle olması gerekli. Çünkü türbin bileklerde arkaya doğru gittikçe enerji düştüğü için sıcak gazların enerjisi kademeli kademeli düştüğü için bu düşüşün arkasında aslında türbinin arka kısmındaki sıcak gazların enerjisi düşük olduğu için bunlardan mekanik iş elde etmemiz biraz daha zor hale geliyor. Diğer taraftan ön taraftaysa biz olabildiğince kısa ve küçük HP türbin kademesinde bileydler kullanıyoruz. Zaten sıcaklık yüksek olduğu için ve dönme hızı da fazla olduğu için büyük boyutlu bileyd kullanma şansımız yok. Burada türbin kademesine baktığımızda aslında yine kompresörde olduğu gibi iki farklı türbin tipi karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birincisi aksiyel akışlı, ikincisi de radyal akışlı türbinlerden bahsedebiliriz. Fakat radyal akışlılar günümüzdeki gaz türbinli motorlarda bulunmamakta, yani yolcu uçaklarında veya askeri uçaklarda kullanılmamakta. Sadece çok soğuk hava ortamlarında hava üretici, yani stationary dediğimiz gaz türbinli motorların çok spesifik bir alanda kullanımı mevcut. Onun dışında türbin kadememiz aksiyel akışlı bir yapıya sahiptir. Burada aslında türbin kademesi, daha önce kompresörü anlatmıştık. Konsantrik şaftlarla ya da işte kendine ait spulların kendine ait şaftlarla ilgili kompresör kademelerine bağlıdır. Triple spool dediğimiz günümüzdeki motorlarda üçlü bir yapı kullanılıyor genelde yolcu uçaklarında. Triple spool'da 3 tane şaftımız var. Dolayısıyla 3 kademeli kompresör, 3 kademeli türbine bağlı. Öndeki HP, yani yanma odasından hemen sonraki HP türbin kadememiz kompresörün son kademesi olan HP kompresörü çevirmekte. Hızları birbirine yakın olduğu için ve bunların şaftı en dışta, en kalın kesitli olan ve en hızlı dönen şaftımız N3'ü oluşturmakta. Türbinde bir arkaya gittiğimizde orta kademe yani Intermediate Pressure türbin kadememiz gelmekte. Burası da HP'nin içinde bir şafta, ondan biraz daha uzun, biraz daha ince kesite sahip şekilde. Bu sefer Intermediate kompresör kademesine bir şaftla bağlanarak, yani N2 şaftıyla bağlanarak hareket iletmekte. Ve en içte, yani şaft olarak da en uzun ama kesit olarak da en küçük yarı çaplı ya da çaplı şaftımızda low pressure türbin, yani en arka kademe türbini en öndeki kompresör kademesi, yani low pressure kompresör veya namı diğer fan kademesi dediğimiz kademeye bağlayan N1 şaftımız oluşturmakta. Dolayısıyla 3 spullu bir motorda N1, N2, N3 olmak üzere iç içe geçmiş birbirlerinin üzerinde rotasyon olarak dönen, bağımsız devirlerde dönen 3 tane şaftan bahsetmemiz mümkün. Bunların detaylarını kompresör kısmında vermiştim. O ilgili videodan izleyebilirsiniz. Bunun dışında tabii, yani
tek şaftlı, yani turbojet dediğimiz motorlarda olduğu gibi tek spullu motorlar da mevcut. Ama onlar da genelde bypass hattı bulunmamakta. Bunun dışında şaftların tabii ki bearingleri önemli. Dolayısıyla aynı bearinglerin türbin kademesinde de uç kısımlarda şaftları desteklediğini söylememiz lazım. Burada türbin kademesinin kompresördeki verimliliği birebir etkilediğini, dolayısıyla düşük yakıt tüketimi elde etmek için iyi bir motor performansı elde etmek için de türbinin iyi bir tasarıma sahip olması gerektiğini söylememiz lazım. Türbin kompresörde olduğu gibi sabit hareketli olmak üzere stage'lerden oluşmakta. Yani sabit dediğimiz nozzle guide vanes ve hareketli olan türbin bileydiler olmak üzere türbin stage'i oluşturmakta bu kademeler. Birkaç kademe arka arkaya gelerek de grupları oluşturmakta. Low pressure, orta kademe ve high pressure gibi türbin kademelerini oluşturmakta. Burada önemli olan kısım rotasyonel olarak dönen türbin bileklerin uç kısmıyla bizim case'imizin arasında bu dönme hareketi esnasında şöyle bir çok hafif bir boşluğun bulunması durumu. Burada boşluğun çok az olması ısıya bağlı olarak blade'in uzamasına ve buna bağlı olarak da sürtünme ile blade'in hasar görmesine sebep olabilir. Diğer taraftan türbin blade'in case ile arasındaki olan boşluğunun fazla olması ise sıcak gazların oradan kaçarak bizim thrust kaybına veya mekanik içe çevirmede kayıplar yaşamamıza sebep olabilir. Dolayısıyla bunun belirli nominal ölçüler arasında toleranslar içinde kalması gerekir buradaki boşluğun. Bunun için de geliştirilmiş sistemler mevcuttur. Türbinde low pressure active clearance control, high pressure türbin active clearance control gibi bu aradaki blade uzamasına bağlı olan boşlukları kontrol eden özel bir sistemimiz mevcuttur. İlk sıra türbinlerde statik olan yani dönmeyen sabit olan nozzle guide vanelerle başlar. Statik nozzle guide vanelerle başlar. Dolayısıyla arkasından disklere bağlı olan türbin biletlerimiz rotasyon olarak hareketli gelir. Bu dizilimle devam eder arkaya doğru. Dolayısıyla türbin kademesinde aslında bizim blade tiplerimiz önemli hale gelir. Bu blade tiplerinden de bahsedeceğiz. Kullanılan farklı blade tiplerinden kısaca bahsedecek olursak, aslında burada 3 farklı tipte türbin rotor blade olduğunu söylememiz mümkün. Bunlar impulse blades, reaction blades ve impulse reaction blades yani hibrit olmak üzere ikisinin karışımı şeklinde 3 farklı tipte türbin blade'den bahsetmemiz mümkün. Burada yeni nesil motorlarda karşımıza çıkan türbin rotor blade tipi impulse reaction tip dediğimiz blade tipidir. Dolayısıyla bunlar aslında türbin biletleri üzerinde bir twisted dediğimiz bir burulma hareketiyle oluşturulmuş ve bir stagger angle denilen açının blade'in kök kısmından uç kısmına doğru gittikçe yani free dönen uç kısmına doğru gittikçe artan bir stagger angle'la bir twist hareketi verilerek üretilmiş türbin biletlerdir. Dolayısıyla bu gaz akışının türbin biletlerinin üstüne çarparak ilerlerken eşit miktarda bir basınç dağılımıyla ve hız dağılımıyla türbin bileğinin yüzeyine çarpmasını sağlarlar. Dolayısıyla bu blade yüzeyinde uniform bir gaz akışı olmasını tetiklemiş olur. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi bu blade tiplerine bakacak olursak burada rotor blade tiplerinden birincisi impulse dediğimiz yani darbeli diye aslında Türkçe'ye çevrilebilecek ama tam karşılığı değil aslında. Impulse blade'ler karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla burada impulse blade'lerde aslında bizim sabit olan nozzle guide vane'lerde yani NGV'lerde bir basınç düşüşü ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan bizim guide vane'ler arasındaki konverjan space yani konverjan bir boşluktan dolayı
bizim kinetik enerji kazandırarak sıcak gazlara daha sonrasında bunu türbin bileklerde rotor kısmına çarptırarak, türbin rotorlarına çarptırarak bu basınç ve sıcaklık enerjisini mekanik işe çevirmemiz gerekir. Dolayısıyla sabit olan guide vane'lerden geldikten sonra aslında türbin bileklere çarptığında sıcak gazlarımız bir su değirmeni gibi düşünürsek, su değirmeninin dönen çarklı yapısı gibi düşünürsek, türbin bilekler dönerek buradan mekanik işi elde ederler ve bu mekanik işi diskler üzerinden şafta ileterek oradan da gerekli yerlere iletilmesini sağlarlar. Burada özellikle vane'lerin, yani sabit olan vane'lerin önemli bir başka fonksiyonu da bir miktar girdap hareketi, yani bir yönlenme hareketi kazandırmasıdır. Doğru açıda çarpması için türbin bileklere. Bizim impas bir tip bilek dediğimiz türbin bileklere çarptığında türbin rotorlar dönmeye başlarlar ve bu dönüş hareketiyle beraber bir impas kuvveti, bir darbe kuvveti oluşur. Bu darbe kuvvetine bağlı olarak da türbinimiz aslında hareket etmiş olur. Bizim burada türbin bilekler arasındaki sabit kesitteki alandan geçtikçe sıcak gazlarımız, rotor bilekler üzerinde herhangi bir hız değişimi ve basınç değişimi olmaz. Sonuçta rotor bileklerin arasındaki, yani üst üste şu şekilde duran rotor bilekleri arasındaki boşluğumuz bizim birbirine paralel şekildedir. Dolayısıyla sadece impas tip geometrideki şekilde gördüğünüz gibi bileklerin kullanımı genellikle küçük tip motorlarda karşımıza çıkar. Gaz türbinli motor olarak da uçak üstünde söyleyecek olursak Air Starter buna bir örnek olabilir. Air Starter pnömatik havayla çalışır. Motorun startı esnasında gaz türbinli motora ilk hareketini veren aslında küçük bir gaz türbinli motordur. Fakat yan İkinci tipimiz olan reaction blades kısmına bakacak olursak, bu tipte ise aslında sıcak gazlarımız sabit haldeki nozzle guide vane'lerden geçtikten sonra sadece bizim reaction blade'lere hafif bir yönlendirme hareketi verilerek gönderilmiş olur. Burada herhangi bir şekilde NGV'lerin içinde, yani nozzle guide vane'ler içinde bir ivmelenme ya da basınçta bir kayıp söz konusu değildir. Türbin rotor blade'ler airfoil yapıdadır. Yani geometrileri bu şekildedir. Dolayısıyla birbirlerinin arasındaki boşluklar da konverjant yapıdadır. Konverjant yapıda olduğu için gaz buradan geçtiği zaman hızlanır ve basınç düşüşüne bağlı olarak da genişler, sıcaklığı da düşer. Burada reaksiyon olarak kütle akışına bağlı olarak ivmelenmesiyle beraber biz mekanik işi elde etmiş oluruz. Dolayısıyla burada Newton'un 3. hareket kanununa bağlı olarak bu oluşan kuvvete eşit miktarda fakat ters yönde bir hareket oluşarak, bir reaksiyon oluşarak bu türbinimizi döndürür. Dolayısıyla burada reaction blade dediğimiz geometri Newton'un 3. hareket kanununa göre çalışan bir türbin blade tipidir. Üçüncü farklı tip türbin rotor blade'imiz ise impulse reaction dediğimiz hibrit tip geometriye sahip rotor blade'lerimizdir. Bu tip rotor blade'lerde blade'in yarısı impulse, yarısı da reaction tiptir. Hangi kısım dersek, root dediğimiz diske bağlı olan kök kısmı genelde tamamen impulse tip geometrideki bir yapıya sahiptir. Yarısına geldiğimizde, blade'in orta kısmına geldiğimizde buradaki yarısı impulse, diğer leading edge kısmı ise reaction tip geometriye dönmektedir. Trailing edge kısmı. Dolayısıyla blade'in uç kısmına doğru ilerlediğimizde ise tamamen reaction tip geometri karşımıza çıkar. Impulse reaction tip, yani günümüzdeki motorlarda daha çok karşımıza
çıkan bu geometrideki rotor blade'lerde blade'lerin kendi sırası arasındaki boşluklardaki geometrimiz konverjant yapıdadır. Bu konverjant yapı sayesinde de sıcak gazları ivmelendiririz ve basınç ve sıcaklıkları düşerek mekanik iş elde edilmiş olur. Burada önemli nokta nozzle guide vane'lerin, NGV'lerin içinde bulundukları kendi aralarındaki boşlukların konverjant yapıda olduğunu ve bu konverjant yapının da dış taraflarına doğru gidildikçe azaldığını söylememiz mümkün. Toplamda baktığımızda NGV'ler konverjant bir yapıya sahiptir. Sadece bir belirli bir miktar değişkenlik göstermektedir. Yani oransal olarak değişkenlik göstermektedir. Burada bizim dikkat edeceğimiz şey rotor bileklere çarptığında bizim gazlarımızın basınç ve hız gradyanlarının nasıl etkilendiğini göz önünde tutmamız gerekir. Düşük basınç ve yüksek hız aslında kök kısmında mümkünken ortaya çıkıyorken yüksek basınç ve düşük hıza doğru yani blade'in uç kısmına doğru gittikçe düşük basınç yüksek basınç ve düşük hızın ortaya çıktığını görürüz. Yani diskeye bağlı olan kök kısmında düşük basınç ve yüksek hız varken serbest dönen blade tip dediğimiz uç kısmındaysa yüksek basınç ve düşük hız mevcuttur. Böylece blade'in üstündeki twist hareketiyle twist geometrisiyle beraber dayanımı artırmış olur. Bu aynı zamanda herhangi bir şekilde radyal olarak bir spinning hareketinin ortaya çıkmasını da blade üzerinde, türbin rotor blade üzerinde engellemiş olur. Çünkü burada muazzam miktarda santrifüj kuvvetler blade üzerine etki etmektedir. Ayrıca bu sayede, bu geometri sayesinde de gaz akışının düz bir hat üstünde egzoza doğru bozulmadan laminar akışı koruyarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Buna da yardımcı olur. Çünkü türbülanslı akış burada istemediğimiz bir noktadır. Burada rotor stage'i terk ettiği zaman, rotoru terk ettiği zaman sıcak gazların neden düzgün ve uniform bir basınç ve hız dağılımına sahip olması gerektiğini düşünmemiz gerekir. Çünkü herhangi bir gradyan yoktur burada. İmpas kısmına baktığımızda rud kısmındaki düşmüş olan gaz hızı beraberinde basınçla ilgili düzenlemeyi de gerçekleştirir. Burada blade üzerinde eşit, uniform bir basınç ve hız dağılımının olmasını bekleriz. Çıkış kısmında yani rotor blade'leri terk ederken gazların uniform bir şekilde basınç ve hız gradyanına sahip olmasını bekleriz, isteriz. Impulse reaction blade'ler her zaman yani günümüzdeki motorların birçoğunda tasarımsal olarak yaygın olarak kullanılan rotor blade tipidir. Dolayısıyla burada bunların önemi üstünde durmakta fayda var. Yani bunların yaygın olarak yolcu uçaklarında ve diğer uçaklarda karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. Shrouded blades dediğimiz blade'lerden bahsedecek olursak aslında rotor blade'lerimiz dönerken uç kısmında yani serbest dönen tip kısmıyla arasında rotasyon olarak hız farkı mevcuttur. Diğer taraftan tip kısmıyla case arasındaki boşluktan gazların kaçmasına da izin vermememiz gerekir. Bu çünkü mekanik işi elde etmemizde bizim problemler yaratır. Dolayısıyla burada dönüş hareketini de hesaba kattığımızda kök kısmında aslında çok fazla bir rotasyonel hız ortaya çıkmazken tip kısmına doğru gittiğimizde blade tip ucunun hızının neredeyse ses hızına yaklaşabildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla sonic speed'e yaklaşan blade tip ucu
şok dalgaları yaratacaktır ve bu bir problem halinde motor içinde hava akışını, gaz akışını kesintiye uğratarak motor parçalarına zarar verebilecektir. Bundan kaçınmamız gerekir. İkincisi, burada bizim sınırlayıcı faktörümüz sadece blade tip ucundaki açısal hız değil, sonik açısal hız değil. Aynı zamanda bunların bağlı olduğu diskler ve o diskleri döndüren, disklerin döndürdüğü şaftların rotasyonel hızıdır. Dolayısıyla burada bizim rotasyonel hızımız da önemli bir faktördür. Çünkü buradaki hareket bizim blade üzerinde hızın karesiyle orantılı şekilde, direkt orantılı şekilde bir kuvvet, santrifüj kuvvet yaratmaktadır. Dolayısıyla blade açısından bizim tip kısmında bazı düzenlemeler yapmamız gerekebilir. High pressure türbin blade kısmında özellikle bu düzenlemeyi yapmamız gerekir. Dolayısıyla bizim serbest dönen blade tip uç kısmındaki gaz sızıntısını engellemek için ve buna bağlı olarak da motordaki verimi artırmak için blade'i T şeklinde, uç kısmını T şeklinde shrouded, yani omuzlu şekilde yaparak bunları yan yana dizdiğimizde bu omuzlar birbirine gelip temas ederek buradan bir destek noktası oluştururlar. Aslında dönmelerine rağmen bu destek noktalarından bizim yüksek hızlardaki santrifüj kuvvetler ve buna bağlı ortaya çıkacak problemleri artı gazdaki sızıntıları, gaz akışındaki kaçışları engelleyecek şekilde bir blade tip ucu yapmamız mümkün hale gelir. Diğer taraftan blade'in uç kısmında oluşan titreşimi de burada minimize etmiş oluruz bu shroudlar sayesinde. Bu shroudlar aslında santrifüj kuvvetleri de aslında beraberinde artırırlar. Bu da doğal olarak rotasyonel hızlarını sınırlayıcı bir faktör haline gelir. Ve blade'in çalışma sıcaklığı da burada önemlidir. Yani gazların blade'in üzerindeki etki etmesi sonucu oluşan çalışma sıcaklığı da önemlidir. Dolayısıyla bunların hepsini hesaba katmak zorundayız. Gördüğünüz gibi türbin blade teknolojisi aslında türbin kademesi blade teknolojisi diyebiliriz. Malzeme teknolojisi diyebiliriz. Son kısımda ondan da bahsedeceğim. Dolayısıyla burada bizim shroudlar aslında bize mesnet noktaları oluşturarak hem sızıntıyı önleme hem de burada bir sihirleme yaparak gaz kaçışını engelleme yönünde bize önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca case ile blade tip arasındaki clearance boşluğunun da minimumda tutulması bizim thrust değerinin üst seviyelere çıkması açısından önemli hale gelmektedir. Türbin blade'lerde özellikle tip kısmında boşluğun yani clearance boşluğunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada bu boşluğun fazla olması sıcak gazların dışarıya kaçmasına ya da işte mekanik işin elde edilmesinde problemler oluşmasına sebep olacaktır. Diğer taraftan ısı altında gazlara maruz kaldığı için türbin blade'ler ve rotasyonel olarak döndükleri için aslında bir çekme yüküne maruz kalırlar. Dolayısıyla bu çekme yükü ısı altında da olduğu için creep dediğimiz sürünme davranışı ortaya çıkar. Bu creep davranışı önemli bir nokta. Çünkü malzemenin ve türbin blade'in dayanımı açısından teknolojisini ve üretim teknolojisini de etkilemektedir. Burada özellikle 5. ve 9. kademedeki türbin blade'lerin üzerinde bu noktada Active Clearance Control dediğimiz bir sistem HP kademede kullanılmaya çalışılır. Bu sistem tamamen otomatik çalışır ve burada kompresörün belirli kademelerinden alınan özellikle 5 ve 9. HP kompresör kademesinden alınan bilit havası türbin kısmına borularla bilit hava hattıyla taşınarak burada rotasyonel dönen türbin blade'lerin uç kısmına bu havayı basarak türbin blade'lerin uzama miktarı kontrol edilir. Buna Active Clearance Control sistemi denilir. Dolayısıyla bu sayede aslında clearance boşluğu sürekli kontrol altında tutulmuş olunur. Hem blade tiplerinin case'e sürtmesi engellenmiş olunur hem de türbin blade'lerinin hasara uğraması ve gaz sızıntısının mekanik işte kayıplara sebep olmaması sağlanmış olunur. Dolayısıyla bu tip blade'lerde
T şeklinde dediğimiz gibi omuzlu bir yapı yoktur. Çünkü Active Clearance Control bu uzamayı kontrol ederek gerektiğinde kompresörün 5 ve 9. kademeden aldığı kompresör havasını buraya basarak soğutma yaparak bileğin uzama miktarını sürekli üstten hava püskürterek kontrol etmiş olur. Sistem otomatik çalışır. Low pressure turbine active clearance control, high pressure turbine active clearance control olmak üzere bu sistemler otomatik iyisi bir fadekle beraber senkronize bir şekilde sürekli besleme sinyallerini ve sensörlerden gelen bilgileri de kullanarak buradaki boşluğu kontrol edecek şekilde bir bilit havası akışı sağlarlar. Bu sayede daha yüksek türbin sıcaklıklarına çıkmak mümkün hale gelir. Dolayısıyla şuratta kullanmaya gerek kalmaz. Omuzlu yapıdan da kurtulmuş oluruz. Türbin biletlerde bir başka önemli başlık da türbin biletlerini soğutması, yani türbin bilet cooling dediğimiz olaydır. Dolayısıyla burada özellikle ilk sıradaki sabit olan nozzle guide vane'ler yanma odasından hemen çıktıktan sonra sıcak gazlara maruz kaldığı için en fazla soğutulması gereken, daha doğrusu en fazla yüksek ısıya dayanması gereken statik vane'lerdir. Dolayısıyla bunların içinde termik şok olmasın diye sadece hiçbir kademeden alınan bilit havasıyla soğutma gerçekleştirilir. Arkasından gelen rotor türbin biletler ve diğer kademelerde de giderek soğumasına rağmen gazlar mekanik işe çevrildiği için bu biletlerin içinden de quintuple pass, yani dörtlü bir geçiş kanalı oluşturularak bilit havası basılır. Bu bilit havası daha sonra bilet yüzeylerinin hücum ve firar kenarlarında açılmış deliklerden dışarıya basılarak bir miktar yüzeyde bir film tabakası oluşturulur. Bu film tabakası sayesinde de sıcak gazlar bizim base metale, bileğin üretildiği metale temas etmemiş olur. Her türbin kademesinde yaklaşık 200 derecelik bir ısı düşüşü olduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla high pressure türbin, intermediate türbin, low pressure türbine doğru gittikçe aslında ısının düştüğünü, dolayısıyla türbin bileklerinin krip davranışının dan kurtulmaya başladıklarını söylememiz mümkün. Ama ön kademelerde high pressure türbin kademesinde özellikle sadece malzeme ve üretim metotlarıyla, işte tek kristalle dökümle gibi yöntemlerle bu sıcaklıklarla başa çıkmanız mümkün değildir. Dolayısıyla bu biletlerin iç kısmında çoklu geçiş kanalları labirent şeklinde mevcuttur. Üretim esnasında özel olarak açılmış ve bu kanallardan basılan bilet havasıyla iç soğutma yapılarak da yüksek ısılara çıkmak mümkün hale gelir. Dolayısıyla burada bizim aslında türbin biletlerinden bahsederken, rotor ve ilk sıradaki statör NGV'lerden bahsederken bu iç soğutmayı özellikle söylememiz gerekir. Bunun dışında orta ve low pressure türbin kademesinde de yine soğutmaya ihtiyaç olabilir. Burada özellikle soğutma esnasında HP türbin kademesinde daha çok soğutmaya ihtiyacımız varken arka kademelerde bu ihtiyaç biraz daha düşer. Çünkü gazların sıcaklığı düşmüştür. Dolayısıyla arkadaki kısımlarda soğutma ihtiyacı ön kısma göre, yani HP kademeye göre biraz daha azdır diyebiliriz. Türbin bilet malzemelerine baktığımızda bu biletleri üretiminde kullandığımız metotlar daha çok ilk başlarda döküm metodu olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla burada hem ısı hem korozyon hem krip davranışından ötürü özellikle nikel süper alaşımlarının ön plana çıktığını söylememiz mümkün. Bunlar farklı isimlerle isimlendirilebilmekte, mnemonik serileri gibi. Mnemonik dediğimiz nikel alaşımları yaklaşık %75 nikel, %25 de temelde kobalt ve daha az miktarda da krom ve titanyum içeren bir süper alaşım türüdür. Karbon yoktur içinde bu alaşımların. Çok düşük ısıl genleşme katsayıları vardır ve krip davranışına, yani sürünme davranışına karşı, yorulmaya karşı, yani fatigue davranışına karşı, hasarına karşı ve oksidasyona, yani korozyona karşı da yüksek mukavemet gösterirler. Burada özellikle kristalize yapıyı düzenleyecek şekilde bir üretim döküm yöntemi geliştirildiğini de söylememiz mümkün.
Fakat bunu daha ileriki kısımda söyleyeceğiz. Bunun dışında bazen üretim esnasında bu heat resisting dediğimiz bileydin ısıya dayanımını artırmak için de yüzeylerine ayrıca bir seramik tabakayla kaplama yapıldığında söylememiz mümkün. Bu kısmı ışığa doğru tuttuğunuzda yeşilimsi bir renk görürseniz bu yüzeydeki seramik tabakadan ileriye gelmiştir diyebiliriz. Bunun dışında tabii günümüzdeki üretim yöntemlerine baktığımızda tek kristal dökümden daha önce bahsetmiştik. Dolayısıyla seramikle kaplama dışında bu tek kristal dökümde yüksek sıcaklıklara türbinde çıkılmasını mümkün kılmaktadır. Bunun dışında sadece seramikten yapılan türbin blade'ler de mümkündür. Fakat bunlar kırılgan yapıda oldukları için daha çok iş yeti dediğimiz küçük gaz türbinli motorlara sahip motorların türbin kademesinde bazen kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu kırılganlık aslında bir miktar problem yarattığı için çok büyük motorlarda tercih edilmemektedir. Bunun dışında fiber takviyeli silikon karbit seramikler günümüzde bu konuda bir araştırma mevcuttur. Eğer bunlarla ilgili gelişmeler başarılırsa bu tip malzemeyle daha yüksek türbin giriş sıcaklıklarına çıkmak mümkün hale gelecektir. Bu yakıt tüketimini düşürecek. Daha yüksek thrust to weight ratio dediğimiz güç ağırlık oranına çıkmaya mümkün kılacak ve verimliliği de artırıcı etkisi olacaktır.